Altıncı soru, takva üzerine kurulan meslek ve birer meslek ile inşaatların kıyaslamasını yapar mısınız? Evet, çok orijinal bir şey yakalamış bu arkadaşımız. Ben de bu hafta tefsirde bunları işlemiştim de. Yok, işleyeceğim, çalışmıştım çünkü daha işlemedim. Böyle bir sohbette biraz bahsetmiştim. Arkadaş biraz daha detayını istemiş. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Tövbe suresinde geçen 108, 109, 110. ayetler. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam Tebük'e çıkacağı zaman hicretin 9. senesinde artık son cihadı. Münafıklar değişik bahanelerle gitmediler. Bazıları da ajan olarak gitti oraya kadar. 12 kadar münafık gitti. Efendimiz'i suikastla bir gece bineğini ürküterek bir uçurumdan yuvarlandırıp başlarında kar maskeleri de vardı. Eğer Efendimiz oraya yuvarlanınca ölmezse gidip öldürecekler ve böylece dini haşa onlara göre bitirecekler. Planları vardı. Bir öyle planları vardı münafıkların, bir de Medine-i Münevvere'de bir planları vardı. Bu Kuba Mescidi'nin biraz daha doğusunda bir yer var. Salim bin Af kabilesinin yaşadığı bölge. Oraya da bir mescit yaptılar Efendimiz'den izin almadan. Adına mescit dediler. Kur'an-ı Kerim buna Mescid-i Dırar diyor. Mescid-i Dırar, İslam'a zarar vermek için yapılan mescit demektir. Temeli yok. Dikkat buyurun, temeli zayıf. Toplanma yeri gibi bir yer yani. İşte dediler ya Resulallah, Kuba Mescidi uzak, ihtiyarlar gelemiyor. Biz ondan böyle onlara da iyilik olsun diye burada bir mescit yaptık. Bir mescidimize teşrif etseniz, bir namaz kıldırsanız da bereketlense. Efendimiz gelince temeli sağlam olmadığı için şöyle biraz birileri dışarıdan ittirecek, bina Efendimizin üstüne çökecek ve Efendimiz'i orada yok edecekler. Hem Tebük'te yok etmeye çalışıyor münafıklar, hem de Mescid-i Dırar'la da. Efendimiz Aleyhisselam da dedi ben Tebük'e gidiyorum, dönüşte inşallah Cenab-ı Hak imkan verirse orada namaz kıldırırım dedi onlara. Ama Efendimiz Aleyhisselam Mescid Tebük'ten geriye dönerken yolda konakladığı bir yer vardı. Orada, yani daha Medine-i Münevvere'ye girmedi Efendimiz. Yolda konakladığı bir yerde o mescidin zararlı mescit olduğunu ve yıkılması, zaten yıkılacak bir mescit olduğunu anlatan ayetler nazil oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bir de Efendimiz Aleyhisselam ilk Medine-i Münevvere'ye hicret edince, daha Medine-i Münevvere'ye girmeden önce Kuba denen bir mahallede, o zaman bir belde, bir köy, 12 gün veya 14 gün kadar kaldı. Orada bir mescit inşa etti. İşte Kur'an-ı Kerim Efendimizin temellerini sağlam attığı mescitle temeli olmayan ve bir uçurumun kenarında hiçbir temeli olmayan, göçmeye, hemen yıkılmaya müsait olan Mescid-i Dırar'ın kıyaslamasını yapar. Bu Tövbe suresindeki 108, 109, 110. ayetlerde, hatta biraz daha yukarıya çıkıyor. Yani 107, 106. ayetlerde de Mescid-i Dırar'dan bahseder. Vaktiniz olursa okuyun. Orada temelleri sağlam olan bir bina ile böyle ayette geçiyor ki, hatta kıyas yapıyor Cenab-ı Hak. Efemen essese bünyanehu ala takve minallah ve ridvanin hayrun emmen essese bünyanehu ala şefa cürüfin her fenhara bihi fi nari cehennem vallahu la yehtil kavme zalimin ayeti. Yani binasını sağlam yapan, Allah'a saygısı olduğu için takva, sadece Allah'ın Kur'an'ındaki yasaklarından kaçınma değildir. Allah'ın tabiat kanunlarındaki
bizi yok edecek kanunlarından da kaçınmaya da takva denir. Böyle takva üzerine müesses bir bina ile Kuba Mescidi ile Allah'ın razı olacağı bir mescit diyor o. Bünyesi sağlam. Bir de öyle bir mescit ki binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kayabilecek yani. Bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan bir bina. Hangisi sağlam, hangisini tercih edersiniz diyerek Kuba Mescidi'nin sağlamlığıyla temeli olmayan Mescid-i Dırar'ın, sonra başlarına felaket açan bu Mescid-i Dırar'ın kıyaslamasını yapıyor Cenab-ı Hak. Efendimiz Aleyhisselam bizzat kendisi Kuba Mescidi'nde çalışmıştır. Çok büyük kayaları onun temeline atmış. Yani bina yapıyorsanız temeli sağlam olacak demektir. O kadar büyük kayalardı ki ben bunu dinlemiştim. 1985'lerde, 86'larda Mescid, Kuba Mescidi, Efendimiz dönemindeki Kuba Mescidi yıkıldı. Daha önceden de 4. Murat da yeni bir şey yapmıştı. İlk önce Ömer bin Abdülaziz biraz genişletti ama temellerini muhafaza etti. Ama bu Suudiler onun tamamen temellerini kaldırdılar. Bu Mihrali Hoca var, Bilal-i Habeşi Camisi'nin müezzini. Şimdi onu da göndermişler. Bursa'da ticaret yapıyormuş. O ağlayarak anlatmıştı. O kadar büyük kayalar vardı ki diyor temelinde. Temel böyle atılacak demek. Kur'an-ı Kerim Kuba Mescidi'nin temellerine dikkat çekiyor. Hem müttaki hem de tabiat kanunlarına karşı korunmalı, korunaklı, temeli sağlam olan mescit demek. Ve o mescit sonra da çok daha sağlam, şimdiki Kuba Mescidi'ni Suudlar inşa ettiler. Ve böyle inşaat devam ederken 1986'larda hocam da o zaman hacca gitmişti. Mihrali Hoca ile beraber de gitmişler. Hocam da bir miktar o mescidin inşaatında çalışmış. Minareleri yapılıyormuş. Oraya hangi harçlar, malzemeler çekilecekse çekerek hocamın da burada şu gösterdi, işte şu yerde, şu yerde eliyle koyduğu malzemeler var diye anlatmıştı Mihrali Hoca. Onun için münafıkların yaptığı zararlı mescide gelince temeli olmayan bir mescit olarak anlatılıyor. Zaten şöyle birisi az dayansa yıkılacak yani. Öyle de yıkıldı. Efendimiz Aleyhisselam onu daha sonra yıktırdı ayetin ifadesiyle. İslam birliğini bozduğu için, münafıklık yaptıkları için mescit de olsa, eğer İslam birliğini bozan mescit de olsa onun yıkılması lazım. Yani oradan alacağımız dersler daha farklı boyutlarıyla genişletilebilir ama fakat ben sadece inşaa, bina yönüyle kısaca anlatmış oldum. Cenab-ı Hak Efendimiz'e oraya gitme diyor. La tekun fihi ebeden. Sakın ha o Mescid-i Dırar'a gitme diyor yani. Orada asla namaza durma diyerek bu aynı zamanda temeli olmayan bir uçurumun kenarında yapılan bir bina gibi binaların içine de girme manasında bir tembih de olabilir. Teşekkür ediyorum. 1 saat 15 dakikalık bir sohbet yapmışız. Daha 6 soru, aradan da bir tane atladık ama aradan da sorulara cevap verdik. Bugünlük bu kadar yeter mi acaba? Yoksa bir iki tane daha kısa kısa duralım mı? Sizler